Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak zihin açıklığı versin. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahadet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıblet ola nasip etsin. Bizi bize bırakmasın, biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Amin. Dördüncü şua enfusi dersimiz. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin inşallah. Rızası dairesini hareket ettirsin. Niyetimize göre muamele etsin, kusurlarımızı affeylesin. Mutlaka kusurlarımız oluyordur. Niyetimize göre muamele etsin inşallah. Dördüncü şua dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Sesim geliyor değil mi? Sesimde sorun var. Tamam. Tamam. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah'a vekil etmek. Vekil. Noteri düşünün. Yani ne dediğimizi biliyor muyuz bak şimdi? Notere adama vekalet veriyoruz. Araba al, arsa al. Yani senin adına hareket ediyor. Asıl gibi. Asıl sensin de asıl gibi. Yani tövbe, görüyor musun? Anladın mı? Allah'a vekil yapıyorsun. Yatarken de öyle, ya Rabbi ben sana emanetim. Allah'a vekil yapıyorsun yani. Yani asıl vekil yapar. Sanki asılmış gibi. Anladın mı Mehmet? Çok tuhaf değil mi? Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Ne diyor? Allah bize yeter ilk önce. İlk önce asılı. İkincisi ve ni'mel vekil bağlama yapıyor. O yani vekil olarak en güzel vekil oldur. O zaten bize yeter. Hem aslımızdır hem bizim adımıza karar veriyor. Biz ancak seyrediyoruz. Onun verdiği kararları o onaylıyoruz, reddediyoruz. Başka bir şey yok. Anladık mı? Maksat o değil mi? Maksat o. Yani bu müteşebbih teşbih değil mi? Yo meal. Böyle içerisinde mana da bahsetmiyoruz. Bunun manası hakkında 300 bin çeşit kitapta, tefsirlerde en az 300 bin değişik şey verilmiş. Mealde teşbih olmaz değil mi? He? Mealde teşbih olmaz. Teşbih şöyle olur. Mealde teşbih de var, temsil de var. Çünkü naslar, teşbih ve temsil yani sari ifadeler ancak emir ve nehirlerde olur. Yani tefekkürlerde olur. Ama imani mevzularda değil. Bu imani mevzudur. Bu imana aittir. İmana taalluk ediyor bu. Bunda teşbih yok. Yok, bunda yok. Bunda teşbih yok. Mesela bazı ayetler şeydir, tefekküre aittir. Muteşabihtir. Ama bu öyle değil ya. Hasbunallah bir ve ni'mel vekil. Şimdi bugünkü dersimiz tabi bu sayfa 67 şualar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz geçen hafta. Tamam. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Hadi bismillah. Hem kemal-i intizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları birinci paragraf, ikinci paragraf. Tamam. Hem kemal intizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet muntazam bu manevi latifeleri ve batını hasseleri bu cismimde derc etmekle beraber, ilk önce metni okuyorum beraber. Gayet sanatlı bu cihazatı, cevahiri
ve hayat insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar aza ve adetleri bu vücudumda kemal hikmetle yaratmış. Ta ki nimetlerinin bütün nevilerini ve umum çeşitlerini bana tattırsın, ihsas etsin ve hadsiz tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin ve bu emniyetsiz görünen hakir ve fakir vücudumu her müminin vücudu gibi kainata güzel bir takvim, rüzname ve alim-i ekbere muhtasar bir nusayyen ver ve şu dünyaya bir misal-i musahar ve masnuatına bir mucize-i azhar ve nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar ve rububiyetinin kanunlarına icraatlı tellerine santral gibi bir mazhar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine nümine bahçesi gibi bir liste, bir filiste ve itibat-ı subhaniyesine anlayışlı bir muhatap yaratmış, yaratmış olmakla beraber en büyük bir nimet olan vücudu bu vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Ve o hayat ile o nimeti vücudum alem-i şehadet kadar inbisat edebiliyor. Metin bitti. Yalnız şöyle şu kardeşime, Azerbaycan'daki kardeşime göndermeyi unuttum okurken kalbime geldi. Hemen müsaade ederseniz bunu şey yapayım. Tamam. Şimdi metni okudum. Şimdi geldim geriye. Kemal intizamla sormak istediğinizi girebilirsiniz. Beraber mutala ve müzakere yaparız. Kemal intizam ile intizam, nizam, mizan. Bunları bilmek lazım. İntizam kendi içine, yani kendinde cereyan ediyor. Mesela karaciğer intizamlıdır. Böbrek intizamlıdır. Ama bu bütünsel hepsi nizamlıdır. Kainatla mizanlıdır. Mizan. Böbrek kendi içinde intizamlıdır. Dalak intizamlıdır. Göz intizamlıdır. Bu beden ise nizamlıdır. Bu beden kainatla münasebet kurarken mizanlıdır. Mesela arabada cihetiyle nizami oluyor dayı. Evet. Yani mesela gözü yapmak yetmiyor. Yani göz yapmak, mesela bir usta gözü yapıyor, yetmiyor bu yapma. Güneşi de bileceksin. Çünkü göz güneş ortamında çalışıyor. Ciğeri yapmak yetmiyor. Havayı da bileceksin. Dili yapmak yetmiyor. Meyvelerin tatlarını bileceksin. Malzeme-i şemsiye diyor. Malzeme-i şemsiye böyle genişleniyor. Ve vada'a al-mizan ella tadgha fil mizan ve kimul vezne bil kisti ve la tuhsirul mizan vada'aha lil anam, değil mi? Bir tane atladım. Ve vada'a al-mizan ella tadgha fil mizan. Kaç tane geçiyor? 4. 4 mü? 5 mi? 4 tane diyor usta. Rahman suresi. 4. Bir daha tabirlerin üzerine oturacaksın, tabirleri. İntizamlı organlarım var. Vücudum ABCC'den kaz. Vücudum nizamlıdır. Benim vücudum, gözüm, kulağım kainata karşı mizanlıdır. Şimdi intizamı kullandı.
Çünkü onu konuşuyor, içsel. Şimdi bu maddi vücuttan konuşuyoruz. Enfusu olduğu için, Allah razı olsun, eyvallah. Şey konuşacağız, maneviyat konuşacağız. Yani intizamı bedende bileceğiz ki, ruhta intizam nedir? Nizamı kesifte bileceğiz ki, melekutta nedir? Demek ki intizam kendi içindedir. Nizam diğerle beraber işbirliği yaparken tesanütte nizamlıdır. Bütüne gelen insanın bu kainata karşı mizanlıdır. Ha? Şimdi değişti değil mi şimdi? Bak hem kemal-i intizam ile ne yapmış? Tek tek düşün. Bu kadar hassas duyguları şimdi maneviyata geçiyor. Mesela duygularda misal vereyim. Vefa, şefkat, muhabbet, aşk, adalet, nefret, elem, keder, tasa, anlayış, feraset, dirayet. 18 bin aleme taluk eden hisler artı 18 bin alem hepsi bende. Artı dışında alemde, kainatta böyle bir alem yok. İnsanda onun başka şeyler de var. Misal. Cenab-ı Hak sıfatları ile kainattadır, zati ile insandadır. Bu bize ne kazandırıyor? Bak şimdi. Bu bina İstanbul'dadır. İstanbul Türkiye'dedir. Türkiye dünyadadır. Anladık mı bir içine? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu binanın içerisinde İstanbul var. İstanbul'un içinde de Türkiye var. Türkiye'nin içinde dünya var. Peki bu bina nerededir? Mekansız mekan. İşte sığmadığım kainata beni seven müminin kalbine sığdığım demek insanda mekansız bir mekan olduğunu söylüyor. Mekan olsaydı kainat, dünya, Türkiye, İstanbul, bu bina. Normal. Bunu nereden söylüyorum ben? 30. Lema'nın alt kelimesinde bir saray var. He? O saray içinde bir memleket var. O memleketin içinde alem var. Adlı kelimesinin içinde var 30. Lema'da. Peki o saray nerede? Ya adama sormazlar mı? Ha, insanda madem ben kainatın içindeyim, kainata sıfatları varken zatı bende ise, o zaman kainatın içindeyken mahiyetim kainatın dışındadır, arkasındadır. Kainatın arkasında bir vasfımı söylüyor. Sıfatlarımla kainatayım ama zatımla beni seven müminin kalbindeyim. Mekansız mekan, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut, varlıksız mevcutsuz vücut. Kalbindeydi maksat Esma-i'nin notası değil değil mi? Dil. Allah'ım. Zat yani. Kainatta değil yani. Haşa, itikadımız öyle el sünnette. Allah zatıyla kainatta olmaz. Allah sıfatlarıyla kainatta, esmasıyla kainatta. Zatıyla müminin kalbinde. Şunu vurgulamak istiyorum birkaç dakikadan beri. İnsan dayken insanda değil. O nedir o? Sıfatlarıyla kainatta, kainatın içinde olan bir insan, kainatın içinde olan insana, kainata sığmayacak bir şey nasıl sığar? Bir daha. Kainatın içinde olan insana, kainata sığmayan insana nasıl sığar? Ha, o zaman kainat cinsinden değil. İnsanın o tarafı. Mahlukat mevcut değil o. İşte Allah'ın zatı sıfatlarından vücut, beka, kıdem gibi var ya. Hele muhalefetun lil havadis. Allah yarattıklarına benzemediği gibi insan da Nur-u Muhammedi'den temessülüdür. O cihetle bu kainat insandan yapılmıştır. Ama kainata muhalefet etmiştir insan.
yani muhaliftir. Yani öyle bir mekansız mekanı var. İşte bu kadar hassas duyguları geldi kontrol et ha. Mesela bugün bilmem girdiniz mi, Meçhul ve Dima attım son dakika. Çay faslında kardeşlerle konuşmuştuk. Ölüm anı neydi Mehmet, bakayım kalmış mıydı? İsrafil aleyhisselamın Azrail aleyhisselama vazifeyi devretmesi. Devri teslim anıdır. Ruhumuzu bedende tutan derde şöyle. Azrail aleyhisselam gelir canımızı alır. Zahir böyle. Aynı böyledir. Böyle olacak. Ama çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boş mu? Yok. Bir daha. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşaldı mı? Yok. Ağaç gene duruyor. Suretini dışarıda dünyada ifade et. Nur-u Muhammedi cihetiyle merkezini, pergelini oraya koy. Nur-u Muhammedi cihetiyle biz onun temessülatı oluşumuzdan arşta, kürste, cennette, cehennemde, Cebrail'de, Mikail, İsrafil, arz, kürs hepsi insanın mahiyetinden yaratılmış. Hepsi insanın mahiyetinden yaratılmış. Ha? Şimdi ya Mehmet'e vazife ver ya. Hepsi insandan yaratılmış. İnsanda yaratıldı diye insandan çıktı mı? İnsanda boşaldı mı? Hayır. Ha bak bir daha. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmıyor. Ağacın çıkması çekirdeğin sureti. Tamam? Hakikati kendisinde. Şimdi bu kainat Nur-u Muhammedi'den yaratıldığı cihetiyle insan, mahiyet insan birdir. Bütün kainat insanın gölgesidir. İnsanda yapılmış. Cennette, cehennemde, arşta, kürste, Cebrail, Mikail hepsi Nur-u Muhammedi'den. İnsan olma sebebiyle insanla yaratılmış. Fakat insandan yapıldı diye bu insandan çıkmış ama insan olan insan tabii peygamber başta aleyhissalatü vesselam. Bunu bildiğin zaman kainatın arkasına taşınıyorsun. Kainatın arkasına taşınınca arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. Cebrail, Mikail de senden yaratılmış, senin mahiyetinden. Senin mahiyetinden yaratıldığı için kanuniyetleri duruyor sende. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem. Ustad diyor 24. sözde de. Cehennem, celal. Cennet, cemal. Bizde yok mu? Kastamonu 8'de. Kavs ve bast aletleri diyor. Oradan haber veriyor. Böyle kavs, cehennemden, bast, cennetten. Ha o zaman Cebrail, Azrail'i dışarıda zannetme. Mahiyetleri bizde var, bizden yapıldığı için. O zaman ölüm anı Azrail aleyhisselam zahirde gelip ruhu alırken hakikatta Cebrail, Azrail zaten burada kan. Buradan çekip gidiyor. Ölüm anı hayatın dizginini tutan İsrafil, ruhun dizginini tutan Azrail, dimağın dizginini tutan Ceberut, Cebrail, bedenin, beşeriyetimizi tutan Mikail. Burada zaten. O zaman nedir? Ölüm anı İsrafil aleyhisselamın Azrail aleyhisselamla devri teslim anıdır. Ve kafir mümin fark etmeden ölüm anı herkesin, mesela küfür de bir ilah, onun Rabbidir, itikat ettiği. Herkesin Rableri var. Ölüm anı Rabli kişilerin Rablerinin Rabbul Alemin Allah'lık hakikatına taahhüt ettiği andır. Artık değişiyor. Herkes Rabbinin kim olduğunu görecek diyor. Ayette. Herkes Rabbinin kim olduğunu, Rabbul Alemin kim olduğunu görecek. Kendi Rabbini onunla kıyas edecek. Aa ben nereye inanmışım? Herkes Rabbini görecek ama kendi itikat ettiği bir vakti diyecek ki Allah'a bekler. Tamam. Şimdi bunların için fazla üzerine durdum.
İnsan kemal intizamla, ilk önce intizam, nizam, mizan söyledim, bir şey yaptık. Bedenden misal verdik. İnsanın mahiyetinden bahsettik. Azrail'in sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Azrail'in mahiyeti bizde var. Cennetin bizde mahiyeti bizde var. Kastamonu da öyle diyor. Cennetin bizdeki karşılığı cemal. Cehennemin bizdeki karşılığı celal. Kabz, böyle sınırlanmak, yapmak, böyle bunan, buhran, bunalım. Psikolojik canım sıkıldı. Buna, of pof. Kabz. Bu nedir? Cehennemden haber veriyor. Cehennemden haber veriyor. Cehennem. Cehennemden bu celal. Peki cehennemden haber veriyorsa Malik oranın mevkili. Hatta Cebrail nasıl olur diyor. 16. lemada topluyorum size. İzah gibi gözükürken toplama yapıyorum. 16. lemada lefi ezeli olan, lefi mahfuza nadir insan girer diyor. Şimdi duygu, insanın bu kadar hassas duyguları kainatı ihata etmiş. Hatta cennetin de aşkın, cennete de aşkın bana seni gerek seni dettirecek duyguları var. Hissiyatları, duygu deyince arkadaşlar kalp, hissiyat deyince vicdan parmağını koyacaksın. Ne demek? Çünkü vicdanı düşünürseniz böyle soğan gibi, el diş kabuğunda vicdanın irade, vicdanın içeriği. Sonra gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye latife-i rabbani. His deyince parmağını vicdana koyacaksın. Duygu denince kalbe koyacaksın. Latife deyince ruha koyacaksın. Tamam. Bu kadar hassas duyguları kalp ve hissiyatları vicdan ve gayet muntazam manevi latifeleri ruh nasıl dizmiş ve batını asseleri, batını ne demek? Ruhtan da aşkın. Yani benim gömleğim teşhis edemeden bu olabilir mi? Teşhis edemem. Mesela edilmeyen var, edilmeyen de var. Benim gömleğim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum anlamıyor ya. Benim ruhum bunu kaldırmaz diyen ruh değil. Ruhtan aşkın yani. Ruhun da arkasında. Benim ruhum. Ruha da cihaz diyor ustad. Ustad ruha da cihaz diyor. Akla da cihaz diyor. Bunları niye kirlettin? Niye doğru kullanmadın diye soracak. Ruhunu niye kirlettin? Kim o zaman ben ruh değilsem? Ruha da sahip çıkan benim. Kim o? Sen, ene dinlen var ya, hiçliğini bilmek. Ene. Ene'nin mülkciyeti enaniyettir, melekutu enedir. Mülkciyeti enaniyet derken gurur kibir değil. Ruzname, aşağıda söyleyecek. Ruzname, takvim, harita, hassas mizan oluşu 7 tane. Nerede söylüyor? 146 şeyde. Emirdağ. Başka nerede söylüyor? 128 sözler. Ya. Şimdi bu kadar hassas duygu kalp, bu kadar hissiyatlar vicdan, gayet muntazam manevi latifeleri ruh, batını hasseleri, bunların da aşkın arkası. İsrafil'in çıkması Hasan abi kesin mi size göre böyle yani? Çıkmıyor. Yani devir teslim ediyor. Yani yakın mı size göre? Kesin mi? Kesin. Çalışıyordum bugün. Bugün ilk defa bu cümleyi duydunuz. İlk defa ben de gördüm. Nasıl göreceğim? Kanun çalışıyorum. Bu 6-7 saat çalışmanın şeyini söylüyorum. Bir cümle. Kanun nedir? Namus kanun nedir? Ona çalışıyorum. 6-7 saat görüyorsun masamdayım. Namaz, tuvalet, yemek, şey hariç. Bak. Ne çıktı? Ölüm anı İsrafil aleyhisselam hayatımızı, Cebrail aleyhisselam dimağımızı, aklımızı, beşeriyetimizi, mülkiyetimizi, mevcudiyetimizi, Mikail, ruhumuzu Azrail. Zaten duruyor bize. Bu hakikat böyle, mahiyet böyle.
Sureti nedir? Azrail dışarıdadır. Azrail gelecek. Arif öyledir. Ama Arif olan bunun suretinin hakikatinin kendisinde olduğunu bilir. O zaman zahirde Azrail gelir ruhunu alır. Hakikatte Azrail zaten burada çekip gider. Yani zaten ruhumuzu tutan o. Şurada bedende ruhu tutan Azrail. Dima tutan Cebrail, Cebrail, Mikail, İbrahim Aleyhisselam'ın ismi azamı, il. İsmi azamı masarız. Neyse, batın asirleri var. İnsan böyle bir mahvi geldi böyle gölgelerinde cennet, cehennemi gaye edin. Risale-i Nur'a ustad diyor, Risale-i Nur diyor, talebelerine cenneti gaye yaptırmıyor. Ne demek? Cehennem endişesi de olmuyor. Cenneti gaye edinen cehennem endişesi olur. Peki gaye ne? Bizim cehennemimiz, cennetimiz şu. Allah'ı kaybetmek bizim cehennemdir. Cehennemin cehennemi Rabbini kaybetmek. Bizim cennetimizin cenneti ise rıza ilahi, Rabbimizi bulmak. Cennetin cennetini istiyoruz. Rabb, rıza ilahi. 25. sözde söylüyor bunu. Ey Arif! Ey Kamil, ey Alim, ey bilmem şu, sen de El Muflihun, sen de işte orada ıtlak yapıyor, mutlak bırakmış. Nerede felah bulacaksın? Herkes farklı anlıyor. Ey aşık, Rıza ile mazar olacaksın. Demiş zaten, cenneti bu kadar Cenab-ı Hak methettiği aldı. İsteni ver onu ya Rabbi diyor. Ben seni istiyorum. Çünkü cennet sen değilsin haşa ve kella. Cennet sendendir. Ben seni istiyorum. Onu bulursan Allah'ın nesi varsa senin oluyor. İkinci, dördüncü gene şu an. Allah'ı buldun, Allah'ın mülkü de senindir gör. Her şey senin. Allah'ı aldın mı, Allah senin oldun mu, Allah'ın nesi varsa da senin oluyor. Çocuk babasına sahiplenme nisbetinde, babamın nesi varsa hepsi benimdir. Acayip. Bu cismimde derc etmekle beraber... Arkadaşlar, şu cisimde, cismim değil, bu beden, bu nedir biliyor musun? Cesettir. Şimdi, cesetten bahsedeyim, cisimden bahsedeyim, cismaniyetten bahsedeyim. Cennetteki hayat nasıl hayat olacak? Cismaniyet. Cennetteki vücudumuz cismani olacak. Bu atomun dışındaki manevi hayat cisimdir. Tamam mı? Cismim. Ceset ve atom olan cesettir. Anda var olup yok olan bedendeki andır. Bedendir. Bak, ceset, cisim, cismaniyet. Onun için Risale-i Nur böyle gazete gibi okumayın. Dur. Peki, şimdi bu cismimde derc etmekle beraber zannediyor musun bu beden? Şu atom. Atomda bunlar olur mu? Cisim cennet peki ne demiştin? Cennetteki kullanacağımız beden. Cisim. Fiziğe göre astral vücut. Tamam. Yani mesela şöyle. Ben yukarıdan aşağı ineyim. Allah 18 bin alemi çekirdek yaptı. Tamam. O 18 bin alemi çekirdek. Bu ruhun kanunu. Buna bu 18 bin alemin yazılımı ruh de. Buna Allah 4 özellik taktı. Ziyayattır, zişurdur, kanun emr, vücud harici. Bunu taktı mı? Taktı. Bu taktıktan sonra buna bir glaf-i latif, bir bedeni misali giydirmiş. 517 sözler. Glaf-i latif, bedeni misali giydirdi mi abi? Onu da cesede koydu. İşte o ruh ziyayattır, zişurdur, kanunen vücudu harici cennetteki hayatımız olacak. İşte o 28. sözde söylüyor ya, yani diyor cennette cismaniyetin ne işi var diyor. Cismaniyet hayatı aynı hayattır. Hayatın en zirve, perdesiz tecelli ettiği yer cennet, orada mazhar olacağımız beden 28. sözde sari,
cismaniyettir. Beden ne olacak acaba? Beden, bak beden ne olacak o? Onlar mesela şu anda sen anda oturup ders mi dinliyorsun an? Dırr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 
bedendir. Tamam mı? Tamam, bu beden. An. Bunlar var olup yok oluyor. Şu anda vazife yapıp gidiyor. Bunlar oradaki cennette bir anda her yerde olacaksın ya. İşte onların vücutlarını oluşturuyor. İmam-ı Gazali der ki, zaman böyle bir bütünlük değil, andır. Anlar toplanırsa zaman olur. Zam aldı. Anlar zamlandı, zaman oldu. Ferdi aher. Ha, ferdi aher. Ha, ferdi aherlerimiz. Peki. Ne bir insanın da bir cesedi mi olacak? Evet. Onun da bir cesedi. Bir insanın bir cesedi mi olacak? Bir cesedi mi olacak? Ara sıra istimal için hayvanatın bir cesedi olacak diyor. Hayvanın. Bizde öyle değil. Erdinç, biz cennette her yerde olacağız. Hiçbir yerde olacağız. Hiçbir yerde de olmayacağız. Hepsi de benim. Hiçbirisi fotokopi değil. Yeni buldum kanuna çalışırken. Arştan aşağıya cennet cehennem de giriyor. Cennet de kanunu tekemmüle tabi olduğu için cennet de zaten canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. İçine gireni tanır. Kanunu tekemmüle tabi olduğu için cennet, o da an de an değişiyor ve lezzet alıyor. E bana göre, bana ne kârı var? Cennetin an be an komplesi, an da an değişip lezzet alması içende mükim olan, içinde olan bizlere de yansıtacak. Senin cennetten aldığın lezzet hariç. Senin cennetten aldığın lezzet hariç. Bu belki tanımlanabilir senin lezzetin, zevkin, dünyada benzerleri var gibi. Ama cennetin kanunu tekemmüle tabi olmaktan, cennetin an ve an kendisi de lezzete tabidir. Cennet de lezzetin peşindedir. Ne diyorsun sen ya? Allah'ta bile lezzeti mukaddese varken cennette niye yok? Şuhunat-ı zatiye nedir? Şefkat-ı mukaddese. Bizde şefkat var, haşa mukaddes yok. Bizde şefkat, Allah'ta şefkat-ı mukaddes. Çık dışarıya, şuhunat-ı. Muhabbet-i münezzeh. Bizde muhabbet var, Allah'ta muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya. Sevk. Sevk-i mukaddes. Surur mukaddes. Lezzet-i mukaddes. Memnuniyet-i mukaddes. İftihar-ı mukaddes. Tamam. Şimdi Allah'ta da lezzeti mukaddes. 24. söz, mektup. Kanunu tekemmüle tabi olan cennette de lezzeti vardır mukaddes. O da an ve an komplesi. Çünkü kanunu tekemmüle tabi olduğu için cennetin de ruhu var. Kim girdiğini bilir. Benim içime kim girdi? Ne kadar, hangi mesela? Cehennem de şuurludur. Cehennem de akıllıdır, ruhludur, akıllıdır. Canlıdır ve ne diyecek? Şu adamın şu duygusuna değil, şuna da değil. Heh, şu duygusu günahkar. Buna bu kadar azap verilecek. Yoksa ateşe koyup her tarafım, gözüm, kulağım, ayağım beraber yandığı gibi yanmaz orada. Şu yanmayacak, şu yanacak, şu kadar yanacak, bu kadar olacak. Cennette de şefkatini böyle yaptı, muhabbetini böyle yaptı, aşkını şöyle yaptı, vefasını şöyle yaptı. Hepsine ayrı ne kadar muamele edileceğini cennette biliyor, cehennemde biliyor. Abi, cennet göstererek lezzet alacak. Biz de görerek lezzet alacağız. Vallahi ne yapacaksa, ama yani lezzetin durumu değişti. Biz cennette an ve an değişeceğiz. O lezzeti biliyordum. Cennetin komple, o da kanunu tekemmüle tabi diyor usta. İnne darul ahirete leyyel heyvan. Ne biçim bir alem ya. Orada hiç sıkılmak yok. Yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle demiş. Ölüm anı diyor, iki dostu diyor, birleştiren bir köprüdür diyor. E biz ödümüş patlıyor ya. Peki niye patlıyor ödümüş? Ey Üstad niye ödümüş patlıyor? Hasan, mektubatın 232.sine bak. Ölüm zahirde gözüktüğü gibi çirkin değildir. Ölümün zahiri siyah bir peçesi seni korkutmasın. Hakikati güzeldir. Eğer ölüm çirkin olsaydı siyah peçeye sarılmazdı. Siyah peçeye sarılanların altında güzeller vardır. Erkek peçeye girer mi? Bak kadın giriyor çünkü güzeldir. Dost istersen Allah yeter. Yeter. Ona kavuşursun. Ya toptan çık böyle. Şimdi
bu cisim, ceset, cismaniyet farklı olduğunu anladınız mı? Bu duyguları, şey hisleri, duyguları, latifeleri ve batın hasseleri bu bedene girer mi? Nereye koymuş? Cisme koymuş. Cismaniyete koymuş. Atom değil. Nedir o? Mesela nasıl anlarız? Mehmet Latifoğlu, sen rüya görmüyor musun abi? Evet. Bu atom mudur? Rüya. Değildir. Bak şimdi. Horlamanı bu duymuyor. Eğer duyan kulak olsaydı bu horlamayla kalkardı. Çünkü öteki odadakiler soluyor. Başka kulak var. Aynı anda horlama anında rüya görüyorsun, rüyadaki sesleri duyuyorsun, horlamanı duymuyorsun. Dolaşıyorsun, her şey yapıyorsun, banyoda yapma mecburiyetinde oluyor. Bu muydu? Değildir. Değildirse fatura niye çıktı, terden soldu misal. O hangi vücutsa, o bu cesettir, o cisimdir. Cismaniyet de değil, ondan daha ileri. Bak, ceset, rüyada kullandığımız, hayalde, düşüncede kullandığımız cisim, cennetteki kullanacağımız cismaniyet. Ne kadar hoş. Biz zahire takılmışız. Zahir aldatıyor be kardeşim. Risale-i Nur nasıl bir şey eser anlamış değilim. Belki de kaç defa Rüşt abiyle de okumuşuz. Kanun çalışıyorum ama yani şöyle bir iki haftadan beri çalışıyorum. Dünyam duman oldu yani. Vay be, kanunu tekamül et abi. Allah Allah. Allah Allah. No, yani kabir de acayip. Mesela biraz kalbiniz hassas olursa, yani terkler fazla olursa, alim olman değil. Öyle alimler var ki batmış bitmiş. Karunlar, ondan sonra Belam bin Bağuralar. Cahil gitmemişler bunlar. İnne mautudi ala ilmin. İlmimle. Yok, terkleri fazla olanlar telkin yaparken kabirde hissederler, biliyor musun? Bazıları fikreder, bazıları da görür. Bu kabirdekileri görmek çok büyük evliyalık değil, biliyor musun? Ustadın talebeleri görüyordu. Molla Resul abi görüyordu. Ondan sonra Rüşt abi diyor, Tahir abi diyor, pek böyle oralardan geçmesi ahi demiş, seslerini duyuyorum demiş. Rüşt abi garip garip bakıyordum diyorlar, nasıl duyuyor ya? Biz de mezarlıklarda ilk kuşların sesini diyoruz. Tahir abi diyor, sesleri duyuyorum demiş buna. Onun için orada pek geçmiyormuş. Elli evliya kuvvetinde ya. Yani çok şükür. İyi ki böyle bir dostlarımız var orada ya. Çok şükür. Hadi bakalım. Cismaniyet, cisim anladık mı? Bunlar orada yani his, duygu, latife, batını hassalar nereye derc edilmiş? Bu cisimde derc etmekle beraber. Yani buradayken bu değil. Burada bizi tanımlıyor bu beden. Bu, yoksa mutlak olacağız ya. Buhar gibi, nur gibi. Ama ben burada bir durmam lazım. Enim, boyum, kilom. Böyle belirleneyim diye buradayım yani. Bununla gözüküyorum. Beni belirliyor. Ben değilim bu. Beni burada tutuyor şimdi. Anladın mı böyle? Ben değilim. Ben bunu kullanıyorum gömlek gibi. Ha, başka gömlek vardı üzerimde. Şimdi işte. Tamam. Beni burada tutuyor yani, tanımlıyor. Anlam kazanıyorum burada. Sonra bunu kullanıyorum. Rüyada başka şey kullanıyorum. Buradayken gündüz hayal ediyorum. Başka şey kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum gene. Tefekkür ediyorum. Başka şey kullanıyorum. Kullanıyoruz be kardeşim. Bazen vicdaniyatımı kullanıyorum. Bazen şefkatimi kullanıyorum. Bu değil ki ya. Bunlar ne alakası var? Zaten kullanıyoruz bunları. Ölüm anı bunların cem anıdır. Kesretin vahdete dönüştüğü andır. Çok acayip ya. Keyifli bir şeydir. Ha, ilk defa olacak. Kesindir. Fakat hep kaçtığımızdır. Kesin olacağıdır. Olmayacak gibi yaşatıyor bizi. Acayip bir şey. Daha önce ölen var mı? Çok ilginç olacak ha ölüm anı. Rabbinin Rabbul Alemine dönüştüğü.
Herkes Rabbini görecek. Yani kendi Rabbini hayatıyla oluşturduğu Rabbini Rabbul Aleminle mukayese edildiği anda herkes Rabbini görecekti. Allah Allah. Fesubhanallah. Şey demiş ki Mevlana ölmeden önce sonsuzu talebesine demiş ki suyu sütün demiş yakında demiş bu şey elbise yıkarsınız demiş. Dosta kavuşma anı geldi diyor. Suyu sütün diyor. ya tuhaf ya. Ustad demişler ki çık Urfa'dan. Çık. Dedirtir. CHP der. Menderes'i dedirtir. Aslında CHP. Vay CHP taraftarı olanlara. Ondan sonra Urfa'da otele gelmiş ustak. Çıkartmaya zorluyorlar. Çık. Ben demiş Urfa'dan çıkmaya gelmedim demiş. Ya biliyor. Hepsiyle vedalaşıyor. Tamam. Ondan sonra çıkın dedi. Biraz sonra şöyle girersiniz böyle yaparsınız bana. Ne acayip bir şey değil mi? Ölüm anını bilmek. Ya hadi bakalım. Hasan abi gerçek bir rüya gibi bir şey de Azrail'i görmüş bir akrabam. Ne zaman geleceksin demiş. İşte siyah gözleriyle baktı bana diyor. Demiş ki bir gün mutlaka demiş. Ondan sonra birkaç gün dışarı çıkamadım. Oysa ona öyle gözükmüş. Azrail çok sevimlidir ustad der. Herkesi korkutan Azrail bana ruhuma çok sevimli geldi diyor. Burada tuttuğuna delil. Ruhumu en emin kişiye emanet ediyorsun. Cebrail aleyhisselam cehennem azaplarını getirirken hiç acımadı bize. Ya Rabbi bu ayetleri götürüyoruz ya bu insanlar bana küsecek demedi. Ama Azrail aleyhisselam ya bunların ruhunu alırken bana küsecekler ya ne kadar şefkatli. Çok nazik. Bana ne ya bana Allah emretti bunu söküp alırım canını. Demiyor. Ruhlarını alırken diyor kullarım bana küsecekler diyor. Şu latifeliğe bak, şu şefkate bak. Azrail aleyhisselam da. Ama Cebrail aleyhisselam ayetleri getirdi. Böyle dozer gibi dayadı. Bu cehennem azabı şunların hepsini. Ya Rabbi bu ayetleri götürürken kullarım bana küsecek dedi mi demedi. Ustad o 11. meselede şu anlarda diyor ya. Ne acayip bir şey ya. Merak etme. Cenab-ı Hak da demiş ki merak etme. Koronayı, kanseri, tansiyonu, trafik kazası, ani ölümleri sana perde yapacağım. Ustad sensin. Seni kimse hatırlamayacak diyor. Sen Cebrail Aleyhisselam da teselli vermiş benim efendim. Vermiş değil mi? Tabii yani. Ne demiş? Korkma demiş yani. Ha, korkma demiş. Yani o da şey değil yani. O da şey değil. Yani ben haşa onu şey demiyorum da Azrail Aleyhisselam çok farklı. Değil mi bak? Hepsi acayip. Cebrail Aleyhisselam eğitti vesaire yaptı. Akıl vesaire Kur'an'ı getirdi. Tabii o bundan iyilikler şey yapılmaz ama Azrail'den korkmayın diye söylüyor. Çünkü korktukları için Hasan abi. Evet. Azrail bir kere Aleyhisselam denmiş. Peygamberlerin unvanı var onlarda. Normal bir Azrail demiyor ki. Arkadaşın mı senin diyorum asker arkadaşın? Aleyhisselam denmiş. Peygamber ya. Meleklerin peygamberi. Çok şükür. Ya iyiyiz çok iyi ya. Elhamdülillah. İyi ki Allah'ın kuluyuz. İyi ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. İyi ki Risale-i Nur talebesiyiz. İyi ki birbirimizin kardeşiyiz. Çok şükür. Bu cismimde derc etmekle beraber gayet sanatlı bu cihazatı. Ha, derc etti mi abi? Derc etti. Sonra cihazatlar takılmış. Cihazatları. Yani cihazatlar penceredir. Ve cevahiri. Cevahiri. Ha. Cevahiri. Organlar demekmiş. Organlar. Ve hayat insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar aza ve aletleri bu vücudunda kemal hikmetle yaratmış. Ne yaptı? Yukarıdan aşağı indi doktor. Hop organlara vermiş. Organlar nedir peki? Pencere, köprü, cihaz. Yani ne olacak bunlarla kullanılacak o hissiyatları, duyguları, latifeleri, hassalar bunlar dört tane. Neyi kullanacak? Bu cismimizde derc etmiş. Cihazatları, cevel organları, hayat insaniyeye de lüzumlu bulunan bu kadar ağza ve aletleri
vücudumuza koyuyor. Bunları kullanacak. Azap aletleri kullanacaklar bunlar. Gözü kullanacak, ayağı kullanacak, kalbi kullanacak. Tamam mı? Hayat insana gayet lüzumlu. Evet. Çok faydalı. Değil mi? Hayat insana gayet lüzumludur. Lüzumunu işleyecek. Hayat Allah Allah. Ne bilmiş? Bu vücuduma kemal hikmetle yaratmış. Evet. Bu kadar aza ve alete bu vücudumda kemal hikmetle yarar. Olacak şey değil ya. Bu kadar kalp kainatının haritası. Bunda program. Neye benziyor? Çip var ya çip. Bu kadar bir şey. Koca 120 gigabyte şey koyuyor. Ders giriyor çipe. Hafızaya bu kadar. Bu kalbe 18 bin alemi koymuş. Ya onsuz, ondan kopuk nasıl yaşanıyor? Dünden beri böyle aklım gidiyor ya. Bu insanlar nasıl yaşıyor Allahsız ya? Sonra baktım ki meğer gömülmüşler. Ruhlarını bedenlerine gömmüşler. Bedenlerini toprağa girmekten korkuyorlar. Lan ruhunu bedenine gömen, bedenine toprağa gömmekten niye çekiniyor? Zaten ölmüşsün. Ruhunu bedeninde öldürmüşsün. Ustadın tabiriyle kalbini midene yedirmişsin. Diyor ki onlar diyor unuttular diyor. Allah da kendisini unutturdu. Evet. Onlar mı? Unutturmasaydı abi yaşayamazdı. Evet. Yaşayamazdı. Tabii yaşayamaz yani. Doğru söyledin. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Ceza da Allah da sizi size unutturdu. Unuttuğu için zaten bu şey mesela çocuklar arabaların, oyuncakların, bazı insanlar kadının, bazı paraya, kariyere, böyle televizyonlara, videolara mesela alıyor akşam. Sabaha kadar, uyku gelene kadar videolara gömülmüş. Zevk aldığından değil. Bıraktığı zaman kendisini kendisine azap veriyor. Bu azabı bunlara gömülerek unutuyor. İkide bir onu, ikide bir unutmaya çalışıyor. Mesela birisi vardı. Bu cenazeye gittim ya. Dedim ki ne yapıyor falan. Kardeşin ne yapıyor? Doktor dedi en fazla bir sene vermiş ömür. Kendisi de biliyor. Ne yapardı senin? En fazla zahiri sebep noktasında latif oldu. Sana bir sene ömür bitse. Zahirde. Her an gelir de. Ama böyle dedi. Ne yapardın abi? Neyse herkes bir şey yapar. Ne yapıyor biliyor musun? Oyundan inmiyor diyor. Oyundan. Niçin yapıyorsun böyle? Diyor ki unutmak için. Hiç namazı olmayanların Allah'a güvendikleri kadar abid olan bir kul bile bunlar kadar Allah'a güvenemiyor. Demek ki bunu şeytandandır. Hiç ibadeti yok. Allah'ın öyle merhametine güvendiriyor ki. Ayette. Ya namazına, niyazına, hizmette koşturuyor falan korkuyor. Ha, şeytan hiç namazı olmayanlara Allah'ın rahmetiyle. İbadeti olanlara da Allah'a ile kendisi yeisle korkutuyor. Şeytandan ikisi de. devam ediyor. Bu vücudunda kemal hikmet de yaratmış. Ne kadar oldu? Vay. Ta ki niye? Nimetlerinin bütün nevilerini, nimetlerin bütün nevilerini, umum çeşitlerini bana tattırsın. Sonra ve ihsas etsin. İhsas nedir abi? His. Hissetsin. Yani geç biraz daha. Uzmanlaşmıyor mu? Şimdi bir dakika. His nedir mesela? Diyelim ki bu kahve. Bak şimdi. Ne? Yani uyandırıyor mu? Ya uyandırıyor. Neyi? Lezzet-i mukaddese hissettiriyor. Minnettarlık. Vefa. Böyle öyle bir şeyler uyandırıyor ki. Böyle insan utanıyor ya. Ben mesela Allah'ça en çok utandığım iki şeyde çok utanıyorum. Rabbim şahit olsun. 163 Muntaka'da der ki yalanı Allah'a şahit edilirse kafir olur bilerek. İki şeyde utanıyor. Bir, herkes kendisi böyle düşünebilir, düşünmeli. Allah en büyük nimeti bana verdi. Ben buna utanıyorum. Herkes düşün, bana verdiniz. İki, elimi kaldırıp da tek tek günahlarımı tadat edip tövbe etmekten utanıyorum. Onun için toptan yapıyorum. Ya Rabbi, niçin bunları söyledin? Niçin bunları demedin? Niçin bunları yaptın?
Niçin bunları yapmadın? İtabına vesile olacak. Mazimde neler olmuşsa hepsini Allah'lığın hatırına affet, mağfiret et demeli. Dört tane bak. Bunu niye dedin? Bunu niye demedin? Bunu niye yaptın? Bunu niye yapmadın? İtabına. Yani soru sorup cezasına vesile olacak neler varsa. Allah'ım sen biliyorsun, ben onları sayamıyorum. Dile getirip de şunu niye yaptın diye utanıyorum. Sen biliyorsun. Ve sen beni bana bıraksan, ey Hasan, her şeyin amelin karşılıkları burada bilgisayarda yazıyor. Kendi hesabını kendin yap demeni bile istemiyor. Kendi hesabımı kendim yapmak vallahi istemiyorum. Meleklerin de yapmasını istemiyorum. Ya Rab sen yapacaksın. Çünkü onları benim yüzüme vurmayacaksın. Göstermeyeceksin. Fasık-ı mütecahire ilan edilecek o günahları. Ama bize işte vicdan bir şey yapacak. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ve bu niye dedin, niye demedin, niye yaptın, niye yapmadın itabına vesile olacak. O şeyleri sen biliyorsun. Ben dile getirmekten de utanıyorum. Allah'ım, Allah'ın hatırına, Musa'nın Rabbi adına, İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi adına, İsa Aleyhisselam'ın Rabbi adına, 124 bin peygamberin hatırına, Ya Rab, bu amin diyenleri, Allah'ım günahlarını, sözlerini, fiiliyatlarını, keri ne varsa, 124 bin enbiya, 124 bin evliyanın hatırına, hürmetine, affet bizi Ya Rabbi. Affet bizi. Affet bizi. Ya Rabbi bu peygamberin hürmetine. Ya. Devam ediyorum. Ta ki nimetlerin bütün nevilerini ve umum çeşitlerini bana tattırsın ve ihsas etsin. Ve hadsiz tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını, yani canlı yayının bununla da yapıldığı için kapatmamıştım. O bütün nevilerini, umum çeşitlerini bana tattırıyor. Bak tattırıyor. Bitiyor mu? Bunu parmağa sokuyorsun. Olmuyor. Bununla. Ne kadar zahir değil mi? Duygu, kulak, burun, dil. Ama hak ve hesabı olmayan şeyler takım. Mesela Kalı Mesnevi Nuriye'de diyor ki Latifoğlu, bir dile şunu sürüyorsun, lezzet alıyorsun, bunu sürüyorsun, lezzet alıyorsun. Her şeye ait Allah bir lezzet koymuş. Ona ait bir dil koysaydı, bizim dil diyor, büyüklüğü Ağrı Dağı'ndan büyük olurdu. Veya sepetle taşıyacaktık. Sepette dil taşıyoruz. Ne geldi? Yoğurt. Tamam çıkar. Turşu. Ooo turşu diliymiş. Yoğurttan lezzet alamaz. Sok bunu tak. Ooo üzümmüş. Ekmek dili tak. Ekmeği çiğnerken onu tak. Ya şuna hadsiz ve nihayetsiz lezzetlerin nüminelerini koymuş. Yoksa eğer şöyle geçiyor Mesnevi'ye. Her lezzete mercimek tanesi kadar bir maddi mekan verseydi şu dil Ağrı Dağı'ndan büyük olurdu. Aha. 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 Hepsi farklı. Zaten o korona var. Korona var değil mi? Allah Allah. Çok şükür. Bütün nevilerini, umum çeşitlerini, nev, çeşit içinde. Karınca bir nev, çeşit. Kiraz bir ne? Çeşit. Elma mesela kaç çeşit? 250 mi? Ne fazla ya. Ben o kadar biliyordum. 1000 küsürmüş. Allah. 1000 küsür o zaman elmanın tadını farklı farklı anlayabiliyor. Anlıyor. Benim bahçedeki ayrı. O zaman şu anda 1000 tane dil var. Sadece elma edilmesi. Sırf elmayı 1200 küsür tane. Dil var. Hekimoğlu İsmail abiden duymuştum. 1200 küsür tane elma çeşidi var. Yani sırf elmaya dil olsa 1200 tane dil olacak. Hepsinin tadı farklı yani. Evet.
Diğer meyveler belli değil. Nimet alır la tusua. Saymaya kalksa bitiremez. Hepsi ne kadar hassas işte. Mizanı buradan anlar. Ya Allah hakikaten Allah değil mi? Hepsini anda nasıl biliyor? Denizin kenarındaki kumlar var ya Mehmet. Hepsini tek tek biliyor ha. Yetmiyor. Dalga gelip hangisini hangisine vuracağı, ne kadar ses olacağı, ne kadar F1 kuvvette olacağı, ne nereye gideceğini, Kaşgar'da yağmur yağdırılacak, kar eriyecek, pazar sahilisinden geçerken o su benim o anda lastikte, ön lastiğime gelecek, şu çapta fırlatacak, o damla o damlaya birleşecek. Hepsini biliyor. Bunu bilince bak bunlar kolay oluyor değil mi yani bak. Bu kadar hassas bir mizanı yaratan işte cennette binler yerde olacak işte her şeyi çok aynı anda yapıyor diye o zaman bak şüphe etmiyorsun bak. Bak yapmış zaten kendini görüyorsun yani burada görüyorsun yani. Ya şüphe etmene gerek yok ama bunu bilince oluyor ya. Yani. Risale-i Nur'un tefekkür imanı mesela ben bilerek öyle ezberden bunu diyemem. Tefekkür etmesem bunlar ağzından çıkmaz. Dedim ya Kaşgar'a 3000 küsür mü? Kar yağdır tamam sonra erisin sahile insin. O anda ben arabayla geçeyim, arka lastik değil, ön lastiğe denk gelsin, o lastiğimin o dişlisi alsın falan yere fırlatsın, o su o damlayla birleşsin, böyle olsun, bilmem ne olsun. Hepsinin hesabını biliyor. Bu nasıl bir Rabbül Alemin? Akıl almıyor. O dağdan inecek o. Ben de oradan geçeceğim bir ay sonra. Veya rızık olacak şey. Tunus'ta hurma şimdi ekiyorlar, bu diyorlar. Yarın senin vücudunda nerede zerre olacak? Hepsini bilerek yapmış. Tunus'ta bir kadına ektiriyorlar şimdi kurmayı. İyi ki böyle bir Allah var ya. Keyif ya. Seni toprağa bırakır mı ya? Umum çeşitlerini bana tattırsın. Sonra ihsas etsin. Tattırmak ihsas his. Yani vicdaniyata ya. İsteyince pergelinlere koyacaktık. Vicdana. Vicdana dönüştürüyor. Tadınca vicdani oluyor. Allah Allah diyorsun bak şimdi. Ya Rabbi ben bunu hak etmemiştim ya. Vallahi hak etmemiştim yani. Bu nasıl bir şey ya? Ben hak etmemiştim. Esmanallah. İhsas etsin. Sonra hadsiz tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla, hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin. Allah Allah. Ve bu emniyetsiz görünen hakir ve fakir vücudumu her müminin vücudu gibi kainata güzel bir takvim. Hadsiz tecelliyeti esmeni ayrı ayrı zuhurlar. Hadsiz ama. Ayrı ayrı zuhurlar. Evet, Gazali Hazretleri diyor galiba ki Allah'ın 4000 esması bini dünyaya. 4000 esma kainata, hadsiz insanda. Allah'ın hadsiz esması var. Hepsi insanda. Hadsiz, ne dedi? Burada dediydi ha? Öyle demedim ya. Hadsiz tecelliyat bir dakika. Hadsiz tecelliyat esmasının. Ayrı ayrı zuhurlarını. Ayrı ayrı zuhurlarını. Ayrı ayrı zuhurlarını. Öf. Ayrı ayrı zuhurlarını. Yürü seni. Kurban olayım seni gönderelim. Ayrı ayrı zuhurlarını hissediyorsun, lezzet alıyorsun. Ayrı ayrı. Yani esmasın esmasına yediriyor. Ben esmasıyım, bu da esması. Esmasını esmasına yediriyor. Esmasını esmasıyla karıştırıyor. Burada peki şöyle desek yani esmasının tecelliyatı mı hadsiz, esmas mı hadsiz? İkisi de. Burada tecelli demiyor. Hadsiz tecelliyat esması. Esmalarının tecelliyatları. Tecelliyatları hadsiz. Hadsiz. Ve zaten Allah'ın isimleri de Mehmet itikaden hadsiz. Muayyen veremezsin zaten. Evet. Esmaya muayyen verilir mi? Tecelliyat esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular deyince arkadaşlar kalp hissiyat, vicdan, hassasiyetle, latife-i insaniye. Bana bildirsin. Bildiriyor. Sonra zevk ettirsin.
Ya hoş ya. Değil mi? Kucaklayasın geliyor tabi estağfurullah. Cenab-ı Hakk'a. Zevk ettiriyor. Yani Allah'a değil mi böyle? Böyle. Sarılasın, zevk ettirmesin. Merake geliyor ya. Ne kadar zevk ettirsin. Ve bu emniyetsiz görünen hakir fakir vücudum. Yani ne olacak? Toprağa girecek. Ustad diyordu değil mi? Ne kadar acayip bir şey. Mebdeyim toprağımla ahir toprağım. Yani ben vücudum olmuş ya şimdi. Bu topraktan gelmiş. Vefat edeceğim, toprağa gireceğim, çürüyecek. Soruyorum. Mezarlıkta telkin verirken sordum. Geçen Karacaahmet'te çarşamayı. Arkadaşlar, bu arkadaş girdi dedim şimdi kardeşimiz. 6 ay sonra bitti. Yani vücudunu meydana getiren toprakla o mezarlıkta olan toprak arasında ne fark var? Mebde-i toprağımla ahir toprağım diyor, karışmış diyor. Ayak altında eziliyor diyor. He? Ne fark var? O zaman bu adam neredeydi ki? Yaşadı mı ki? Bu adam neredeydi ki? Allah Allah. O değildi ki. Bir daha anladık mı yani? Mebde-i toprağımla ahir toprağım yani kazanılan bir vücudum. Bu toprağa soktum. İkisi de çürüdü. Bu vücudum çürüdü. Soruyorum o mezarlıktaki toprakla vücudu meydana getiren toprak ne farkı var? Anlar mısın o toprağı görünce o bu Hasan'ın vücuduydu. Yok. Eşit. Ve hakir olmuş. Ne olmuş? Ayaklar altında. Ne değişmiş? Ben değiştim. Bu ben değildim. Baş, sonuç aynı. Kulü vallahu ehad. Külle küfü ve nehad. Başı da sonu aynı. Peki fark? Allahu Samet. Samet aynası olmak. Kolay iş değil işte diyor. İnsan penceresi. Samet. Kökteki çekirdek, ağaçtaki. Kökteki çekirdek kulvallahet. Meyvedeki çekirdek küllev küfü ve nehet. Ağaç aynı Samet. Ete kemiğe büründü, gün üstüye göründü değil mi? Evet. Ne yani bizi bu şekilde burada gözüküyor. Ruhumuz ben olan ben muayyenleşmiş gibi yani bu bedende ben gözüküyorum. Ben değilim. Nasıl olacak başka burada? Nasıl gözükecek? Yani beni burada muayyenleştirmiş. Hatta okumuşum hadis. Şöyle geçiyor bir mana. Ruh buraya girmek istememiş. Allah öyle şey değil tövbe yani. Hakim esması olduğu için hikmet sahibi. Ruh buraya girmek için ben hapsolmak istemem. Ruh mutlak ve muhit hakikattır. 538 sözlerde. Mutlak ve muhit. Bu bedene muayyen ve mukayyet olamaz. Ruh buraya girmek istememiş. Cenab-ı Hak demiş ki tamam gel. Sana öyle bir hizmetçi vereceğim ki ruha diyor. Onun gibi kutsi bir şey yaratmadım. Sen buradayken o cüz-i hakikatın, cüz iken kül, cüz-i iken külle olacaksın. Yani demiş. Ondan sonra çağırmış aklı gel demiş, gelmiş. Git demiş ki ruhta seyrediyor. Git demiş gidiyor. Otur demiş oturmuş. Kalk demiş kalkıyor. Bak bu kutsi. Bunu sana hizmetçi vereceğim. Ve bu bedende olacaksın ama bu seni cüz iken kül, cüz iken külli yapacak. Cüz iken kül. Mutlakken mutlak gibi diyor. Muayyenken mutlak olacaksın. Ve en cami nedir? Allah'a esmasını gösteren en cami nedir? En kesif olandır. Sen şimdi standart yani melekler aynı ruh gibi kanun emridir. Ama bu cismaniyeti olunca ruh külliyet kesbediyor. Akılla. Ve kabul etmiş. Ve sabrediyor. O da değiliz biz. O bile bize verilmiş emanet. Ruhunu niye kirlettin denilecek. Sen kimsin ki ruhu niye kirlettin diyorsun. Ruhu kirlettin. Ben o değilim. O da değil. Hepsinin arkasındayım. Ya. Ezmemek için saat de geldi. Buna burada kalacağız. Ama şu noktaya kadar geleyim. Ama çok güzel şeyler var. Sen muhtemelen yiyemez hızlı gidersin. Öyle mi? Hızlı mı giderim? Ezer miyiz? Ya bak bir oku gör işte sen.
Tamam. Ezmek de istemiyorum. Yani bu hızlı gidersin bu. Emre ne diyor biliyor musun geçenlerde? Evet. Dedi, 232 mektubat yaptık ya, ölüm ölüm. Yarısına kadar böyle keyifli gittik. Sonra baktım ki saat var, darlatıyorum galiba. Ezdik geçtik. Dedi ki hayır dedi. Öyle, onu yarıya gel dedi abi. Bir daha onu yarıdan bir daha başla. Öyle. Şurada duralım. Zevk etsin duralım. Daha. Tamam dur bakayım. Zevkte duralım. Ha dur. zuhur o duygular ve hissiyatla hassasiyetle bu. Ya dayanamıyorsun. Hassasiyet kesbediyor biliyor musun? Ben hassasiyet ne biliyor musun Mehmet? Evet. Ahirete ünsiyet peyda ediyor. Hassas oluyor. Bu zaman ürkek olmuyorsun. Şöyle diyeyim. Bir fabrikaya yeni giren, bir okula yeni giren, bir camiye yeni imam olan, bu kadar imamlık yaptım ama yeni. Halkı bilmiyorum, cemaat bilmiyorum ki çevre nedir. Biraz ürkek olur. Sonra hassas olur değil mi? Şimdi adam akrabasının bile cenazesine gitmeyen, korkuyor ölümden. Oraya hiç uygun yaşamayan hassas olur mu? Burada diyor ki hassasiyet de bana bildirsin. Artık hassasiyet kazanıyorsun. His değil bu. Duygu değil. Duygu yani söyledi. His de değil. Hassasiyet. Bak duyguyla, hisle, hassasiyetle. Artık hassaslaştın. Böyle. Şöyle nasıl yapamıyorum ki. Mesela diyelim ki öteler nasıl olur? Buralar nasıl olur? Aleminde olur ama tanımlayamazsın. Sanki böyle soğanın katlar arasında zar var ya, yırtasın geliyor böyle. Aha burası diye böyle. Birbirine, gül goncası diyor ya ustad. Birbirine bindirilmiş. Yani buzu tırnağına böyle kızı tut eline su olur. Ama zaydı buz. Suymuş. Böyle bu alemler böyle hep bindirilmiş. Hiç boşluk yok yani. Bu tefekkür ede ede hassaslaşıyor. Vurgun yemeden ama böyle hassas oluyor. O hasselerin inkişaf ediyor. Oranın hasseleri burada. Hassas oluyorsun bu sefer. Oranın hasseleri burada inkişaf edince hassas. Pikimsi casus oluyorsun. Hassas cessas. Peygamber aleyhissalatü vesselam için diyor ki 15. şuada El-Hücret-i Zehra'da alemi gaybı, alemi şehadeti taşıdı diyor. 125. sayfa şualarda diyor ki insan hem alemi şehadet hem alemi gayb arasında bir berzahtır, casustur. Cessa. Ne demek? Oraları buraları taşıdı. Şimdi burada hassaslaşarak cessas oluyor. Casus oluyor. Oraları casus diyor. Oraları anlamlandırıyor. Oraları fikrediyor, hissediyor, mahsediyor, zevk ediyor. Tanımlıyor burada. Orayı buraya taşıyor. Üstünü açıyor yani. Bir de evliyalar için böyle bir tabir kullanıyordu. Paris'te bir ifadede. Kalp casusudur ha evliyalar. Evet aynı. Evet. Ayet-i Kübra'da. Ayet-i Kübra'da var ya. La ilahe illallah vahde, bu tabir var ya, orada geçiyor. O evliyaların meclisine girdi. Gördü ki kalplerinde o alemlerin nuraniyetleri onları taşımış. Resulullah. Şimdi bu hasselerimiz tefekkürle, duygu ve hisle hassas olmuş, cessaslaşmış. İnsan alemi gaybi, hatta Allah'ı casusladı. Yani gizli olanı ayan etti. Örtülü olanın üstünü açtı. Peki nereye gidiyorsun? Üstünü açıyorsun. Bir yere gitmiyorsun. Hep buradasın. Hep burada. Aç. Aç. Gül goncası gibi. Buz, su, H2O, maddi hayat, aynı hayat. Bitti. Nerede? Hep aynı. Cennet. Cennet buzdaymış. Tabii deli diyorlar. Tamam mı? Biz de metsup diyorlar. Tarikatçı diyorlar. Vahdet-i vücutçu diyorlar. Bilmem ne diyor. Valla ben nurcuyum. Nurcu. Öyle olacağım. Burada yazıyor. Hassas. Hasselerim imbisat eden kişi de olur. Dediğim zaman oldu mu ben Muhyiddin Arabici bilmiyorum. Ya hasse ya. Hassa. Bak hassasiyetle. Hasseleri inkişaf etmiş. Hasse nedir?
huylar var ya, huy, huluklar, ruh, ahlak. Ahlak ne demek? Hulukların cemidir, huyların cemidir. Her birine hasse denilir. O, bu hasseler hassas olmuş, uyandırılmış. Hasseler birbirine denk getirmiş, hassasiyet olmuş ya. Yani. Hassasiyet peyde etmiş diyor. Evet, tamam. Mesela Allah Resulüne biz hassasiyet kesmetmişiz, böyle hissediyorum. Deyince acebime gidiyor. Ders yapamıyorum mesela Miraç. Miraç yapamıyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın dersini yapamıyorum. Farkında mısınız? Hiç yapamıyorum. Çünkü kopuyorum. Yapamıyorum. Yani sistemin bozuluyor, şey oluyor. Devre dışı oluyorum. Toparlayamıyorum yani. Nasıl oluyor yani? Bilmiyorum. Neyse, burada dursun. Yani mesela herkes baksın, çok güzel bir yer. Öyle mi? Haftaya herkes baksın diyorum. Baksın. Bak arkadaşlar, burası. Göstereyim. Ha, bak. Haftaya devam edeceksin değil mi? Haftaya devam edeceğiz. Ne acayip değil mi? Çizdikçe konuşuyor. Ondan sonra şeye gireceğiz. Bu vücudu bana verdi. Vücut deme ha buna. Bu mevcut. Yani esmalara, esma hepsinin hükmünü icra edecek ya. Esma hükmünü icra edecek ya mesela, değil mi? Halik yaratmak. Değil mi? Şafi şifa vermek. Bu yapı itibariyle, esma yapı itibariyle her şey iktiza ediyor yani. Hükmünü icra etmek istiyor. Ona cud denilir. Cud. Yani kendini inşa etmek ister. Tamam? Cud. Ona mim geliyor. Mevcud. Allah'a nispet ediliyor. Mevcudu Allah'a tanımlanırsa vav geliyor. Vücud. Aslı cud. Ya şimdi şuraya bak ya. Duygularla, hissiyatla, hassasiyetle. Burada kas. Çünkü daha halet götürmüyor. Bunu nasıl yaşamış ya? Yani ustad buraları, bunlar nasıl aleminde görmediğimi, yaşamadım, yazmadım? Yani düşünmeyin de, bak düşünmeyin, benim gibi biraz şey olursunuz, sistemin zararı şey görün. Nasıl oluyor, nasıl yaşıyor, nasıl kontrol ediyor, nasıl böyle iç aleminde bunları imbisat ve yakışan, aklım hafsalam almıyor. Hatta enaniyetli insan ötesinin geçmişinde demişti ya, enaniyetlilerinin hassasiyetinden dolayı öyle ince şeyleri hissediyorlar ki keramet derecesine çıkmış manasını sen bir yer gösterdin ya. Evet. Onlar enaniyette o kadar inkişaf etmiş ki en ufak bendeki enaniyeti hissettiler diyor. Ustad da hissettiklerini hissediyor. Bir arkaya geçiyor. Bendeki enaniyeti hissettiler diyor. Acayip enaniyetleri. O kadar hassasiyet kesbetmiş ki hasseye inkişaf etmiş. Onlar da bile öyle yani. Mesleğinde tabii. Mesela adam böyle, adam diyor ki Kırıkkan'da bir beyaz yaşacı var, bir dostumuz, cemaatten kardeşimiz, abimiz. Dedim ki dükkana giren bir adamı, bu kadar benden de yaşlısın, ömrün ticaret verdi. Bu adam taksit mi, peşin mi, araştırma mı yapıyor, anlar mısın? Alacak mı? Almayacak. Adın gibi biliyorum dedi. Böyle mi? Parası var mı yok mu? Ortalama bile derim diyor cebindeki parayı. Hassasiyet. Mesela cesedi yıkayanlar morgda bilir. Yani kalp krizi geçirenler siyahlaşıyor, o değil. Bu göz şeylerini. Yani bu adam hakikaten Allah selamet versin veya Allah yardımcısı olsun deriz. Veya diyelim insan tarafı, insanlarla bulunduğu için mesela diyelim ki cenazede bulunuyorsun, düğünlerde. Eskide bulunmuyorduk veya işte camiye hitap ediyorsun. Karşında cemaat var. Yani vallahi işte ya. Vazife diye yapıyorsun. Yani hassas, hasseler, cessaslaşmış, casuslaşmış. Casus kötü bir şey değil. Allah'ı casusluyor. Ne demek? Gizli olanı ayan ediyor. Hafiye değil mi? Ya anlıyor musun? Casus. 15. Şua'da. Aha, bir göstereyim, bazıları diyecek. Bak, nerede bu? Bak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bak ya. Evliyalar için de diyor, kapırsızlarıdır diyor.
Yalara fazla yaklaşmayacaksın. Ya, kaprısızları duruyor. Evet, yanaştı mı onlar seni ayağın ederler, rezil kepazı olursun. Hemen yazacaktır buna şey. Yani Mehmet'e Emre yanaşma fazla, sırların ayağın eder. Bakayım, sen ne kadar cahil ya. Şurası, 621. Burası bak arkadaşlar. Okuyayım bak. Levlake levlak, lema halaklu leflak. Hitab-ı namaza ve hakikat-ı Muhammediye. Mahiyet değil ha. Mahiyet değil. Bunu mahiyet, hakikati bağla dayılıyor. Hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam hem sebebi hılkat alem. Hakikat-ı Muhammedi bu. Bir, sebebi hılkat alem. Hem neticesi ve hem en mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı ve sermedi cemili Zülcelal'in baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri, hikmetli efalinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektupları olması, iyi dinleyin şimdi, baki bir alemi taşıması. Oraları buraya taşıması. Ve bütün zişuurların muştak oldukları bu dar-ı saadet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatları hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve Risalet-i Ahmed aleyhissalatü vesselam ile tahakkuk ettiğinden baki bir alemi taşıması. Genelde casus demeyin sen abi. Demeyin. Kapıya da sana. Ağır mı geliyor? Olmuyor yani. Tamam. Kapıya dersin. Tamam demeyin. Maşallah. O kadar hassasiyet kesmetmiş ki insan öteleri casusladı. Yani onu buraya taşıdı. Onu bile şey yapamıyor. O zaman baki alemi taşıması değil. Üstelik diyor ya, zahiri şariatta incitmemek lazım. Yani. Tamam. Tamam. Zahirde casus böyle gizli yapan zannediyor. Oysa o gizli hasse. O hasseler uyanınca Mehmet hassas oluyorsun. Bir tane, iki tane, kaç tane hasseler varsa bir de bu hassaslar bir araya gelince arif oluyorsun. Arif her makamda her mertebeyi seyreden, hiçbir mertebeye mahkum olmayandır. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine farklılık kattığına inanan insandır. Arif insan. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik ve farklılık kazandırdığına inanan insandır. Arif insan. Ya Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetine mazhar eylesin. Onun sünneti seniyesinde yaşamayı, istikamette olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu dini Kur'an ve hizmet-i imaniyede ifrat ve tefritten tecerrüt ve hattı vasat olan istikameti bize nasip eylesin. Şecaat, iffet ve hikmetle ve cemi olan adalet üzerine yaşamayı bize nasip eylesin. Bunları niye dedin, bunları niye demedin, bunları niye yaptın, bunları niye yapmadın itabına vesile ve sebep olacak günahlarımızı, nakısiyetimizi Ya Rabbel Alemin yübedilullahi seyyatım hasenat sırınca hasenata tebdil eyle Ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyeden beşeriyetimize bakıp elimizden alma Ya Rabbel Alemin. Umumi kanunlar içerisinde ezilen Müslüman kardeşlerimizi inayet-i hassa, İhsanat-ı mahsusa, imdadat-ı hususiyeni tecelli ettir Ya Rabbel Alemin. Amin. Bizden dua isteyenleri, bizden de söz verdiklerimizi, bize dua edenleri, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve herkesin kafasında hastalar var Allah'ım. Amin diyenlerin kafalarında kimler varsa. Nur talebin ve ehli imanı Ya Rabbel Alemin. Hastalarına şifa, dertlilerine derman. Borçlularına eda ve ulvi ve külli bir hakikata inkişaf etmesi için mevcudiyetlerini vücutlarına tebdil eyle Ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de nasıl olan iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin.
gözlerin kapandığı zaman, kefene sarıldığımız zaman, toprağa girdiğimiz zaman bu hakikatleri bize, kabrimize enis ve yoldaş eyle. Kabir ki yalnız, soğuk, kimsesiz, dar. Bu hakikatla o kabrimizi nurlandır, ısındır ve yalnızlığımızı kaldır ya Rabbi. Kardeşlerimizin dualarını, amellerini bize de enis yoldaş eyle ya Rabbi. Her kim ahirete usul ve furularımızdan, evlatlarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, annelerimizden kimler geçmişlerse hizmet imani Kur'an'dan hasıl olan iştirak-ı amaliye, amali uhreviye sırrını mazhar eyle, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Riyakarane yaptığımız şu duayı ya Rabbi, dergah-ı izzetinde, Kerbela'da rivan olan kanun hürmetine, Şah Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, gece seccadelerinde teheccüd namazında yaşaran gözler hürmetine, amin diyen kullarının imanının hürmetine ya Rabbi kabul eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema selava. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmanirrahim. Amin. Çok şükür. Allah hepinizden razı olsun. Gecen soru soracak o yoksa geceniz mübarek olsun. Bakayım soru var mı burada? Kim yazıda? Öyle bir şey yok. İyi olmasın. Tamam. Peki. Selamünaleyküm. İyi geçiyordu. Oku. Sen oku dinleyelim. Hem dahi aynı o adam aklının mikyaslarıyla tartamadığı ve muhakemelerinden de zihni dar geldiği ve fakat hakikati tecessüs eden hissi onu onlarla meşgul ettiği acayip ve garayip mahlukları gördüğü zaman. Adam hissiyle ilgili diyor. Hakikati tecessüs eden. Tecessüs eden hissi diyor. Bak. Oku bir daha. Eğer sesimi duyuyorsanız. Hem dahi aynı o adam aklının mikyaslarıyla tartamadığı ve muhakemelerinden de zihni dar geldiği ve fakat hakikati tecessüs eden hissi onu onlarla meşgul ettiği acayip ve garayip mahlukları gördüğü zaman. Sayfa kaç? Badıllı Mesnevi 284 abi. Bak, duygular mı casus diyor? Tecessüs eden hissi diyor. Hissi. Tecessüs eden. Tamam mı Mehmet? Hassasiyetini. Bu insanın aklına alışmışız yani mesela. Tecessüs yani şey o manada ki. Tabii. Mesela şöyle. Mesela Allah baki değil mi? Evet. Allah baki. Peki nereden biliyoruz biz baki olduğunu? Bizde de bakilik var. Bize verdi. Bu sefer baki alemi tecessüs ediyoruz. Var mı böyle? Bir şey istiyorum ama var mı? Nerede bunun karşılığı? 200 kaçtı? 221 mi? 284 abi. 284. Gizlice araştırmak lazım. Öyleymiş. Mesela o Arabi ifadede de kalp hırsızı diyor evliyaya. O zaman şöyle yapalım. O, ama Arapça mı böyle Latincesi var mı? Latincesi yok. Şeyinde var. Farsçasında var. O şey. Kapatabilir.